anda Sat7 Türk kanalının çocuk programındasınız arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat7 Türk çocuğa hoş geldiniz. Eğer saat tam 4'te ilk kez bu ekranları açan izleyicilerim varsa şu anda ve kim acaba bu abla neler konuşuyor böyle diye düşünüyorlarsa ben Nora ablanız. Hafta içi her gün saat tam 4'te yani pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te Sat7 Türk ekranlarında Sat7 Türk çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyorum ve sevgili arkadaşlarımla çok şey paylaşıyoruz. Arkadaşlar size yine bir sorum var. Tanrı sözünün hayatımızdaki öneminin farkında mıyız acaba? Peki Tanrı sözü sizce hayatımızda neden önemli? Bu konudaki düşüncelerinizi bizlere WhatsApp'tan ulaşarak bizlere yazın, bizlere bildirin arkadaşlar. Ve bizler de böylelikle sizlerin neler düşündüğünüzü bilelim ve sizinle birlikte duygularınızı paylaşalım. Bence Tanrı sözü çok önemli. Çünkü Tanrı'nın kendi sözü. Peki Tanrı'nın hayatımızda nasıl bir önemi var? Bir kere Tanrı öncelikle bizi yaratan, şu an etrafımızda olan her şeyi yaratan, bu dünyadaki en güçlü kişiden bile daha güçlü, çok güçlü ve sevecen bir kral. Bizi çok seven bir kral ve aynı zamanda bizim şu anda bize bu dünyada bakan anne babalarımız var ya hani, onlara da bakan kişi. Yani aslında bizim göksel babamız, gerçek babamız, öz babamız veya annemiz veya her şeyimiz veya koruyucumuz Tanrı'nın kendisidir arkadaşlar. Ve bu dünyada bize bakan, bizi koruyan, anne babalarımızı, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı hepsini koruyan kişi aslında O'dur. Yani aslında bizler bu dünyaya bir hediye olarak gönderildik onun sayesinde. Ve o bizleri anne ve babalarımıza şöyle düşünerek gönderdi diye düşünüyorum ben. Sevgili anne, sevgili baba, yani bizim anne ve babalarımızdan bahsediyor. Sevgili küçük annecik, sevgili küçük babacık, bu çocuğu sana emanet ediyorum. Bu dünyada yaşadığı sürece ona iyi bak, olur mu? Dolayısıyla arkadaşlar Tanrı'nın sözünü bilmek bizim bu dünyada tanıyıp tanıyabileceğimiz en güçlü kişiye, en güçlü krala, bu dünyanın yaratıcısına, Tanrımıza, yani bizi koruyan, bizi seven, her şeyimizi sağlayan, karnımızı doyuran, yemeğimizi veren, sağlığımızı koruyan Tanrımızı daha yakından tanımak anlamına geliyor. Bizler Tanrı'nın sözünü bildiğimiz zaman, yani mesela düşünün ki evde annemiz, babamız, kuzenimiz bize bir söz söyledi. Biz o sözü hatırladığımızda, biz o sözü dinlediğimizde onun bize ne demek istediğini anlıyoruz. Ve bizler de Tanrı sözünü okuduğumuzda, Tanrı sözünü dinlediğimizde, geçmişte olan şeyleri öğrendiğimizde ya da Tanrı'nın bize neler söylediğini ya da gelecekte neler yapabileceğini öğrendiğimiz zaman Tanrı ile çok güçlü bir ilişkimiz olabilir arkadaşlar. Çünkü onun düşünce ve onun bize söylediği şeyleri daha yakından öğrenmiş ve tanımış oluruz o zaman. İşte bu yüzden bugün sizlere güzel bir mezmur okumak istiyorum. Tanrı sözünden, yani kutsal kitaptan. Tanrı sözü dediğimiz her şey kutsal kitabın içinde yazılıdır bu arada. Sizlere bir mezmur okumak istiyorum. Mezmurlar 24'ten. Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey. Dünya ve üzerinde yaşayanlar, yani bizlerden bahsediyor, hayvanlardan, böceklerden, her şeyden. Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran, sular üzerinde durduran. Yani bütün dünyayı yaratan kişi Tanrımızdır, bunu demek istiyor. Şöyle düşünün, bizim evde oyuncaklarımız var ya hani, onlar bize ait. Biz izin verdiğimiz zaman başka insanlar onlarla oynayabiliyor. İşte bu dünyanın tamamen yaratıcısı Tanrı. Yani bu dünya Tanrı'ya ait aslında. Ve dolayısıyla bu dünyayı en iyi O tanıyor. En iyi O biliyor. Ve neler olabileceğini en iyi O biliyor. İşte bu yüzden bizler her durumda O'nun koruması altındayız. Ve her durumda O'na danışmalı, O'na sormalıyız bu dünyayla ilgili. Yani bu dünya bizim babamıza ait. Yani sahibi O. Yani bizim babamız, bizim kralımız. Öyleyse aynı zamanda bu dünya bize de ait. Çünkü O bizim babamızın. Ama tabii ki de biz asla bu dünyayı O'nun kadar iyi tanıyamayız. Sadece bu dünyada yaşarken, O'nunla birlikte yaşarsak eğer, O'na sürekli sorular sorarak, O'na sürekli dua ederek yaşarsak, o zaman O'nun koruması altında oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu konu hakkında siz düşünürken biz güzel bir video izleyelim. Sonra Ege'ye gidelim. Ondan sonra da burada hangi bölümde buluşalım? Şaşırtan bilgiler.
Çinliler çekik gözlü değildir. Aslında gözün normal hali öyledir. Yerlerin gözünde ise bir ekstra katman vardır. Çekirgenin baskınlığından dolayı yaklaşık 80 yıl sonra herkes normal gözlü olabilir. Düşünsenize o zaman sevgilinizden ayrıldığınızı. Nereye baksan aynı gözler. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatı boyunca ürettiği bal. Kamu spotu, ben bir arıyım. 12 arkadaşımla milyonlarca çiçeğe konuyoruz. Kilometrelerce yol gidiyoruz. Ve sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyoruz. Larvalarımız için. Maalesef onu da siz yiyorsunuz. Afiyet olsun kardeşlerim. Şimdi arı balı markasından 4 kavanoz bal sadece 100 lira. Tükenmeden alınız. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı 5700 derecedir. Ki bu da güneşin yüzeyinin sıcaklığına eşittir. Kış aylarında çok üşürsek toprağı kazıp güneşlenebiliriz yani. Düşünsenize toprak bronzluğu. Sevgili arkadaşım, buradan hem senin adına hem kendi adıma Ege'ye kucak dolusu teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi eğer şaşırmaya hazırsan, haydi gel bana katıl, beraber şaşıralım. İlk şaşırtan bilgim. Dilinize şöyle bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dışarı çıkarın. Görebiliyor musunuz? Ben de göremiyorum ama şaşırtan bilgim şu arkadaşlar. Dil iziniz, mesela dilinizi böyle bir yere eğer iz çıkarabilecek bir yere bastırdığınızda aslında orada çıkan dil iziniz parmak iziniz kadar özel. Bizler biliyoruz ki bu dünyada bir kişinin parmak izi bir başka kişinin parmak iziyle uyumlu değil. Hepimizin bambaşka farklı parmak izleri var ve dil izimiz de en az parmak izimiz kadar bize özel. Yani Tanrı bizi çok özel yarattı. Şimdi bir başka şaşırtan bilgim var. Bir adam tek seferde bir saatin içerisinde tam olarak 5 tane değil, 10 tane değil, 100 tane değil, 956 tane krep yapmıştır. Nasıl yapmış? Acaba birini de bize gönderir mi? Ve sevgili arkadaşım, şimdiki şaşırtan bilgim de keçilerle ilgili. Aranızda keçileri seven var mı? Keçi inadı diye bir şey var, hiç duydunuz mu? Şimdi arkadaşlar, keçilerin gözleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum sizlere. Normalde bizlerin gözleri yuvarlak olur değil mi? Ama keçilerin göz bebekleri dikdörtgen şeklindedir. Peki, kuşlar hakkında bir şey soracağım size. Hiç daha önce terleyen bir kuş gördünüz mü? Yüzünü böyle peçeteyle silen, terini alan, bir şıp 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 diye teri damlayan bir kuş gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Çünkü kuşlar ne şanslılar ki asla terlemezler. Ve şimdiki bilgim de elmalarla ilgili. Arkadaşlar, elmaların suda yüzebildiğini biliyor musunuz? Bizler gibi yüzmeyi biliyorlarmış. Peki ya armutlar? Armutlar ise maalesef yüzmeyi henüz öğrenememişler. Çünkü elmalar suyun üzerinde yüzebilirken armutlar ise maalesef batıyorlarmış. Onlara bir kol simidi veya başka bir şey, yüzmeleri için başka bir şey gerekli. Şimdi ise gorillerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gorillerin isminin ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz, goril değil mi? Ama aslında gorillerin bilimsel adı Gorilla Gorilla'dır. Evet arkadaşlar, şaşırtan bilgilerim bugünlük bu kadar. Birlikte eğer şaşırdıysak hadi gelin şimdi bir de şöyle güzel bir şey izleyelim. Sırada kumdaki hikayeler var. Rab İsa'nın yargılanması başkâhin Kayafa'nın evinde yapılıyordu. Orada başkâhinler, halk önderleri ve büyük bir kalabalık toplanmıştı. İsa'yı öldürmek için aleyhine yalancı şahitlik yapacak birilerini arıyorlardı. Biri çıkıp İsa'nın aleyhine şahitlik yaparak, "Bu adam Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yenisini yapacağını söyledi," dedi. Bunun üzerine başkâhin İsa'ya sordu, "Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?" Rab İsa şöyle yanıtladı, "Söylediğin gibidir. Bundan sonra insanoğlunun, kudretli olanın sağında oturmuş ve gökteki bulutlar üzerine geldiğini göreceksiniz." Bu sırada Petrus,
başkâhinin evinde İsa'nın yargılanmasını uzaktan izliyordu. İsa'nın başkâhine verdiği cevabı duymuştu. Başkâhin, Rab İsa'nın bu cevabı üzerine çok öfkelenerek giysilerini yırttı. Çünkü hiç kimse Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu söyleyemezdi. Başkâhine, İsa'nın öldürülmesi gerektiğini söylediler. Bu arada bir hizmetçi kız Petrus'a seslenerek "Sen Celileli İsa ile birlikteydin" dedi. Petrus inkar ederek "Neden söz ettiğini anlamıyorum" diye cevap verdi. Az sonra başka bir hizmetçi kız gelip Petrus'u göstererek orada duranlara "Bu adam Nasıralı İsa ile beraberdi" diye seslendi. Petrus bir daha inkar ederek "Ben o adamı hiç tanımıyorum" diye inkar etti. Daha sonra orada bekleyen bazı kişiler de Petrus'a "Sen onu tanıyorsun" dediler. Petrus yine inkar etti. Tam o anda horoz öttü. Beni 3 defa inkar edeceksin dediğini hatırladı. Petrus hemen oradan ayrılıp Rab İsa'yı inkar ettiği için acı içinde ağladı. Gün doğunca başkâhinler ve halkın ileri gelenleri İsa'yı Vali Pilatus'a götürdüler. Vali Rab İsa'ya sordu, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" Rab İsa, "Söylediğin gibidir" dedi. Vali gelenek olarak her bayramda bir tutukluyu affeder ve salıverirdi. O sırada Barabba adında ünlü bir suçlu mahkum vardı. Vali oradakilere sordu, "Kimi serbest bırakayım? Barabba'yı mı yoksa ben Mesih'im diyen İsa'yı mı?" Vali Pilatus'un karısı yargılama sürerken valiye, "Unutma, o adam masum. Ona dokunma çünkü hiçbir kötülük yapmadı. Dün gece gördüğüm rüyada onun yüzünden çok eziyet çektim" diye haber gönderdi. Ancak Pilatus karısının sözlerine itibar etmedi. Başkâhin ve din adamları Barabba'nın serbest bırakılmasını ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kandırıp kışkırtıyordu. Vali halka dönerek sordu, "Kimi serbest bırakayım? Barabba'yı mı yoksa Mesih olduğunu söyleyen İsa'yı mı?" Halk yüksek sesle "Barabba" diye cevap verdi. İsa içinde "Çarmıha gerilsin, çarmıha gerilsin" diye bağırıyorlardı. Vali Pilatus çaresizlik içinde halkın önünde ellerini yıkadı ve onlara "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim, bu işe siz bakın" dedi. Bu bölümün de sonuna gelirken bu güzel ayetle veda edelim. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Yeşaya 53. bölüm 7. ayet. Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba Tanrı'nın Sözü bölümünden arkadaşlar. Gerçekten sevgi ve sevinç doluyum. Çünkü birazdan Tanrı'nın Sözü ile ilgili yine birlikte bir bölüm çalışacağız. Ve bu sefer artık çok keyifli, çok eğlenceli bir yerdeyiz. Çünkü en son hatırlarsanız İsa Mesih dirilmişti. Yani tekrardan canlanmıştı. Tanrı'nın planı gerçekleşmeye başlamıştı. O hüzünlü, o üzücü yerler artık geride kalmıştı. Ve Meryem onu görmüştü. Ve İsa Meryem'e dedi ki, "Git ve diğer kişileri benim geri geldiğime haber ver." Peki bugün okuyacağımız bölümün adı ne sizce? Çok güzel. Eve dönüş. Yani uzun bir tatilden sonra, uzun bir yolculuktan sonra ya da okuldan sonra eve döndüğümüz anı düşünün. Aslında evimizi ne kadar özlemiş oluyoruz, değil mi? Şimdi bakalım acaba bu hikayede böyle bir şey mi? İsa'nın arkadaşları korkuyorlardı.
Bu yüzden de üst kattaki bir odaya saklanmış, kapıyı da kilitlemişlerdi. Ama bu tabii ki de İsa'ya engel olamazdı. Duvardan öylece geçip şşt diye odaya girdi. Hayalet, hayalet diye bağırdı Thomas ve masanın altına saklandı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Ama o bir hayalet değildi sevgili Thomas. Ne yapıyorsun orada öyle? Çık çabuk oradan. Ben açım dedi İsa. Karnım çok aç. Yemek için ne var? Ben orada olsaydım İsa'ya belki de bir menü uzatırdım. Petrus ona biraz balık verdi. Hepsi biraz geride durup yemek yemesini izlediler. Bu olamaz diye düşündüler. Mümkün değil, olamaz. Ama oluyordu. Hem de gözlerinin önünde. Nefis olmuş. Ellerinize sağlık dedi İsa elinin tersiyle ağzını silerek. Sonra da gülümsedi. Bir hayalet öyle yapabilir miydi sence? Deyip onlara şöyle bir göz kırptı. Hepsi güldüler. Gerçekten de buradayım dedi İsa. Gerçekten de oradaydı. Petrus'un kalbi sevinçle hopladı ve kendini İsa'nın kollarına atarak ona sarıldı, öptü. Diğerleri de aynısını yaptılar. Kalpleri sevinçten patlayacakmış gibi hissettiler. Arkadaşlar birlikte yemek yiyip sohbet ettiler. Arada bir İsa'ya uzun uzun bakar, rüya görmediklerinden emin olmak için ona dokunurlardı. Öyle yaptılar. İsa'nın gerçek bir bedeni vardı ama sanki daha iyi bir bedendi bu. Ölümü aşmıştı ve artık hastalanamazdı ve tekrar bir daha asla ölmeyecekti. Bu beden sonsuza dek yaşayabilecekti. İsa yepyeni bir bedenle geri gelmişti. Arkadaşları gördü ki üzücü şeyler ortadan kalkmakla kalmıyor, yenileniyordu. Tanrı gerçekten de her şeyi yeni hale mi getirecekti? Eskisinden daha güzel mi olacaktı her şey? İsa, ben dünyanın kurtarıcısıyım. Dünyayı kurtardım dedi ve arkadaşları anladılar. İsa ölü kalmadığı için, İsa yeniden yaşamaya başladığı için bir şekilde her şey yolunda olacaktı. Birkaç gün sonra birlikte yürürlerken İsa arkadaşlarına artık benim babama dönme vaktim geldi dedi. Galiba ayrılık vaktiydi artık. Hepsi endişelenmeye başladı. Sonra da İsa'nın ölmeden önce söylediklerini hatırladılar. Bir yer var. Orayı sizin için hazırlıyorum demişti İsa. Yolu biliyorsunuz. Ve tabii ki de birazdan Thomas panikleyecekti. Yo ben yolu bilmiyorum. Ama bakalım İsa ona ne cevap verecekti. Arkadaşlar şunu unutmayın ki bazen yolunuzu kaybetmiş hissederseniz Mesih'in hep sizinle olduğunu unutmayın. Çünkü evet yolu biliyorsunuz. Yol nedir? Yol gerçek ve yaşam. Tabii ki İsa Mesih'tir. O yüzden ona sorun ne yapmanız gerektiğini, hangi yoldan gitmeniz gerektiğini. Peki nasıl sorabilirsiniz? Telefon açarak mı? Ya da bir mektup yazarak mı? Hayır. Sadece dua ederek, sadece olduğunuz yerde ona seslenerek. Unutmayın ki o her yerde sizi duyuyor. Evet arkadaşlar, bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Nora abanız sizi çok seviyor ve şimdi sizinle birlikte Mevezi'yi izlemeye geliyor. Onun ardından da güzel bir çizgi film var. Onu sakın kaçırmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh mü. Bu sezonun son bölümü. Ya. Vay be, bu dekoru çok özleyeceğim. Tam alışmıştım. Ya, ben de Zi. Ama yeni sezonumuzun başlaması çok uzun sürmeyecek zaten, dert etme. Üçüncü ve dördüncü yolculuğu da çok zaman kaybetmeden kardeşlerimize anlatıyor olacağız. İyi bari. Me? Efendim Zi? İsa Mesih, Elçi Pavlus'a ne dedi? Harika hatırlıyorsun, devam ediyoruz. Tamam, İsa Mesih... Elçi Paulus'a görünerek dedi ki, korkma, konuş ve sesini kısma. Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak, kaba kuvvet kullanmayacak. Çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. Vay be, sonra?
Bu görümün üzerine Pavlus kentte uzun bir süre kalacak. 1,5 yıl. Hmm. Ardından öğrencileri ve inanlılar hiç istemeseler de Pavlus dönmesi gerektiğini belirtecek. Vedalaşıp gemiye binerek Suriye'ye doğru yol alacak. Daha neler olacak? Elçi Pavlus yolculuğu sırasında Efesos'a da uğradı ve orada da öğrencilerini gördü. Ardından Kayseriya'ya gitti. Sucuk yemeği mi? Nasıl diye anlamadım. Kayseri'ye sucuk yemeği mi, pastırma yemeği mi gitti? Ya Kayseri değil Zi. Kayseriya. Kayseriya İsrail'de bulunan antik bir liman kenti. Oh! İsim ve özelliğine bakar mısın? Şaşırttı beni ya. Olsun. Kayseriya'da kilise topluluğunun önüne çıkıp onları selamladı ve yaptıklarını anlattı. Yolculuk burada mı bitiyor? Hayır. Buradan sonra Antakya'ya geri dönüyor. Böylece ikinci yolculuğu da tamamlanmış oluyor. Harika. Elçi Pavlus'un yaptığı iki büyük yolculuk daha var. Onları da sonraki sezonun bölümlerinde anlatacağız. Haberim olması iyi oldu. Dersime çalışacağım. Sonraki bölümlerde seni sadece doğru mu yanlış mı kısmında değil, yolculukla ilgili sorularla da sıkıştıracağım. Harikasın Zi. Çok keyif alırım ben. Yine de senin kadar araştırıp gezemem tabii bu kısa sürede. Evet, aramız çok uzun olmayacak. Olsun, sen yine de araştır. Belki benim gözümden bir şey kaçmıştır. Sen tamamlarsın. Tamamlama deyince konumuzla alakası yok ama aklıma bir ayet geldi. Ayet mi? Ne güzel, paylaş. Hadi paylaş. Nereden? Matta 5. bölümden 17. ayet. Diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ay, harikasın Zi. Bak konuyla alakası yok diyorsun ama aslında çok alakalı. Elçi Pavlus da tüm yolculuklarında bunu anlatmaya çalıştı zaten. Eski yükümlülüklerde kalıp da ona ve İsa Mesih'e karşı çıkanların yaptıkları boşunaydı. Çünkü İsa Mesih geçersiz kılmaya gelmemişti, tamamlamaya gelmişti. O zaman bölümümüzü tamamlamak için doğru mu yanlış mı sorumu sorayım. Ay merakla bekliyordum bunu. Dur hazırlanayım. Hadi sor. Salep içeceğinin ana maddesi bir çiçektir. Doğru mu yanlış mı? Salep. Bildiğimiz bu sıcak kışın içilen salep. Domates suyu kadar olmasa da evet güzeldir. Evet düşünün çiçek mi? Doğru. Bildin. Anlatmak ister misin? Bu sefer sen anlat ya. Tamam anlatayım. Bu salep kış mevsiminin sevilen içeceğidir. Oh. Ve bu salebin ana maddesi yabani orkidenin çiçeklenme zamanında toplanarak elde edilir. Salep bitkisinin kökleri toplanır ve kurutulur. Kurutulan kökler toz haline getirilir. Sıcak süt ve tarçınla birlikte tüketilen bu leziz içeceğin içindeki ana madde işte bu şekilde üretilir. Harikasın be. Hadi gidip salep içelim öyleyse ya. Aa dur yahu. Domates suyuna ne oldu? İçmeyecek miyiz? Tamam. Evet kardeşler görüşmek üzere. Elçi Pavlus'un sonraki yolculukları için biz yine burada olacağız. Öyle değil mi Zi? Biraz sabredemedin mi Zi? Ya ben de Salep'i çok seviyorum ama bu acele niye? Bak kardeşlerinle vedalaşmadın ama. Neyse ben Zi'nin adına da vedalaşayım sizlerle. Önümüzdeki sezon görüşürüz çocuklar. Bye bye.